Merhabalar. Kanal A Televizyonu ve Eğitim Editörü programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu ve biz tercih döneminde hafta içi her gün saat 15 itibariyle yayına giriyoruz. Cumartesi günü sadece yayınımız yok ama pazar günü de saat 18'de tercihler için karşınızdayız. Ve bir tercih dönemi başladı. Enteresan şeyler duymaya da devam ediyorum. Aman çocuğunuzu olur olmaz insanların eline emanet etmeyin. Tercihlerle ilgili olan o kadar yalan, yanlış bilgilere rastlıyorsunuz ki bunu hani tabiri caizse böyle yıllarını eğitime vermiş ama bir satır bir şey okumamış insanlardan duyuyoruz. Evet biz her pazar 18'de ama hafta içi her gün 15'te burada yayında oluyoruz. Sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz, Ankara'da TED Üniversitesi'nin Kızılay Yerleşkesi'nde biz tercihlerinize yardımcı oluyoruz. Yarın sabah yine saat 08'den 10'a kadar olan zaman diliminde burada sizin tercihlerinize yardımcı oluyoruz. Tabii ki orada o üniversitenin içindeyiz diye onu öneriyor falan değiliz. Biruni Üniversitesi'nde öneriyoruz, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öneriyoruz. Kısacası kim burada sizin hayalinize yanıt veriyorsa onu öneriyoruz. Bir duyurudan sonra konuğumuza döneceğim. Tekrar ediyorum. Her gün sabah, yarın sabah 08'de ve 10 arası, 08-10 arası TED Üniversitesi'nde tercihlerinize yardımcı oluyoruz. Bir konferansım var benim burada. Bunu dinledikten sonra birebir görüşmelere geçiyoruz. Tabii ki mesleklerinizi seçerken evrensel anlamda hangi kriterlere dikkat etmelisiniz? Bununla ilgili bir köşe yazısı var önerdiğim. bonsoca.com'a girin, onun bu orada bir logo var, logoya tıklayın. Oradan köşe yazısına ulaşacaksınız. Direkt köşe yazısı, isabetli meslek tercihi nasıl yapılır adlı bir yazı. Bu yazıyı doçent doktor Aslı Bugay hocamız yazdı. aslıbugay.com'dan da ulaşabilirsiniz ama dün yaklaşık 20 bin tıklama alarak rekor seviyede bir tıklanmayla okundu. Bu yazıyı okumadan asla tercih yapmayın. Konuğumuz kim? Konuğumuz Türkiye'nin özellikle sağlık bölümleriyle, fakülteleriyle hakikaten çok sükse yapmış olan üniversitesi Biruni Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Profesör Doktor Fatma Çelik hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hocam ünvanınız çok uzun. Ben doğru anons ettim mi? Yani doğru anons ettiniz. Çok korkutmamak da lazım ünvanlarımızın hepsini söyleyerek. Beslenme diyetetik bölüm başkanı diyecektim ama. Bölüm başkanıyım aslında. Tamam hocam burada önümde. Onunla kalalım. O tamam kadarıyla hocam. Kalsın. İleriye gitmeyelim. Evet. Öncelikle Fatma hocam nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi diyemeyeceğimiz günler yaşıyoruz. Maalesef. Evet. Ama iyi diyelim, iyi olalım. Çünkü öğrencilerimizin kaygılarını arttırmamamız lazım. Bence de. Ben de anneyim, ben de veliyim aynı zamanda. Çocuklarımın kaygılarını gidermek durumundayım. Çünkü biz böyle günleri daha evvel de gördük, daha evvel de yaşadık. Ama hayat devam ediyor. Bizim burada yapacağımız en önemli şey onlara iyi önderler olup doğru işler yapmalarını, doğru işler seçmelerini, geleceklerini doğru planlamalarını sağlamak. Tabii bu görevi de üzerimize alınca biz iyi olmak durumundayız. Biz umutsuz olamayız. Kesinlikle. Biz umut var olmak zorundayız. Kesinlikle. Ve zaten çok iyi bir üniversitenin içerisinde devam ettiğim için kendi adıma çok hedeflerime varmaya çalıştığım, hedeflerime de ulaşabileceğimi bildiğim bir üniversitede çalıştığım için de açıkçası zaten çok umutluyum. İyiyim, evet. İyiyim yani. Fatma Hocam tabii ki dediğiniz gibi ama inadına iyi olmak, evet. İnadına işlerimizi yapabilmemiz evet. Gerekiyor ki onların ana amacının iç savaş olduğunu da evet. Zaten duyduk. Tabii bugün öğrencilerin ana gündemi meslek seçimi. Evet. Bugün bile ben tercih danışmanlığında beslenme diyetetik bölümünü çok soran var Fatma evet. Hocam. Biruni önce beslenme diyetetik ne yapar ama arkasından Biruni'nin farkı ne? Bunu evet. Ben bu noktada. Bu mesleği seçmek isteyenlere şunu söyleyebilirim. Seçtikleri bu meslek son derece aktif. İnsanla temasın çok olduğu. Sağlıkta bizim için olmazsa olmaz işleri yapan insanların çalıştığı bir yer. Çalıştığımız iş multidisipliner bir takımın çok önemli bir parçasının olmasını gerektiren bir iş. Yani orada beslenme diyetetik mezunu olup diyetisyen olduğumuzda hekimle, hemşireyle, eczacıyla, sağlık yönetimi mezunuyla, sosyal hizmet mezunuyla toplumun her köşesine dokunan insanlarla birlikte çalışıyorsunuz. Çok etkin, çok beğenilen, herkesin
gıpta ettiği ve olmak istediği işlerden birisi. Bunu şuradan yola çıkarak söyleyebilirim. Pek çok meslek mensubu ikinci el olarak bizim işimizi yapmaya çalışır zaten. Ama tabii beslenme ve diyetetik mezunları bunları birinci elden öğrenen bu işin gerçek erbaplarıdır, liyakat sahipleridir. O yüzden de mesleğin sonunda çok büyük bir gururla sadece ulusal değil, uluslararası insanlar yetiştiririz. Yani tüm dünyanın geleceğine bakan insanlar yetiştirmeye çalışırız. Çünkü kimse aç kalamaz, kimse fazla yiyecekle uğraşamaz. Zaten biz dünyayı beslemek durumundayız. Yani dünyanın geleceğinde evet çok temel haklarımız var. Biri güvenlik, bir diğeri barınma, bir diğeri beslenme. Beslenme olmadan kimse yaşayamaz. Varlığı sürdürme refleksi. Varlığı sürdürme refleksi ve evet, çaresi olmayan önemli şeylerden birisi. Yani açlığın çaresi yoktur. Tek çaresi beslenmektir. Başka bir çaresi yoktur yani. Bu yüzden de beslenme ve diyetetik mesleğine mensup olduğum için çok mutluyum açıkçası. Çok da gururla çalışıyorum. Ve benim gelecekle alakalı başlangıçtan beri hiçbir kaygım olmadı. Yani ilk günden bu yana, ki o zaman yani 25-30 sene evvel meslek çok bilinmiyordu aslında. O zaman da hiç kaygım olmadı. İlk girdiğim günlerde acaba mı dediğim günler çok fazla sürmemiştir. Hızlı bir şekilde bunun farkına vardım ve diyetisyen olmaktan hep gurur duydum. Çok da çalıştım, çok da çalışacak insana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece ülkemin değil, uluslararası düzeyde de aslında çok fazla ihtiyacı olduğunu diyorum. Şöyle yola çıkalım. Biz Avrupa Birliği'nin yürütmekte olduğu bir projenin içerisindeyiz. Orada biz o şeyde de Leonardo da Vinci programıyla da sanalda bile beslenme eğitimi vermeye çalışıyoruz. Yetişmediği için, çünkü normal akademik süreçler bunu yetiştiremediği için konuşanlar bunu doğru anlatabilsinler diye sanal yayınlar, sanal üniversitelerde bile bu eğitim veriliyor. Örgün eğitimin dışında da Avrupa Birliği kriterleri adı altında Leonardo da Vinci programıyla da yine bu eğitim yapılmaya çalışıyor. Çünkü maalesef insanlar bu konuda yalan yanlış pek çok bilgiye sahipler. Çok fazla medyanın yanıltıcı haberleri olabiliyor. Çünkü herkes bu işi yapmaya çalışıyor ikinci el olarak. Çok güzel bir meslek. Şöyle kaygıları oluyor insanların. Çok bölüm var, acaba bu kadar çok bölüm olduğunda acaba iş bulmak kaygısı güdebilir miyiz? İş bulmakta zorlanabilir miyiz diye. Her işin kalitelisi, iyisi, iyi yerde bu işi öğrenmiş olan asla açıkta kalmaz. Siz de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. İşin erbabı hiçbir zaman açıkta kalmayacaktır. Bu işi iyi yerden öğrenmiş, gerçekten buna sahip olan, donanımını tam olarak kurgulamış herkes bu işte aslında iş bulacaktır, çalışacaktır. Çünkü gelecek kaygılarıyla pek çok öğrenci önce işe başlıyor, önce bu işlere geliyorlar. Sonra severek yapmadığınız bir işi de hiçbir zaman iyi yapamıyorsunuz. Severek başlamak da lazım. Bilerek ve isteyerek gelmek lazım. Ben şöyle diyorum, kadına da erkeğe de çok yakışıyor. Çünkü gıdayla ve insanla uğraşıyorsunuz. Çalıştığınız iş bazen hekimle, bazen mühendisle, gıda mühendisleriyle, bazen fabrikalarla, bazen büyük kuruluşlarla. Bakın şöyle söyleyeyim, mesela ben buraya uçakla geldim. Uçakta bana yemek servis edildi. Orada çalışan birileri var demek ki bu konuda. Ya da sokakta yürüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, bir lokantada geziyorsunuz. Aslında burada da diyetisyene ihtiyaç var. Bir sürü kocaman ama restoran. Ama istihdam ediliyor. Tabii zaman içerisinde bu oluşacaktır. Bizim şöyle bir sorunumuz oldu bir dönem. Yeterince eleman bulamadık. Mesela bir hastanede 1500 ataklı bir hastanenin 10 ya da 15 civarında diyetisyene ihtiyacı vardır. Bu büyük kentlerde dahil, küçük kentlerde dahil. Gidip baktığınızda orada çalışan 2 ya da 3 kişinin olduğunu görürsünüz. O 2-3 kişi bütün hastaneye yetişmeye çalışır. Aslında oranın gerçek kadrosu 60 yatak başına bir diyetisyendir. O kadro yoktur ama içerisinde. Tabii burada beklediğimiz şey şu, özelde ve tüzelde, yani hem devlette hem özelde yeterli kadroların istihdam edilmesidir. Bunun için de zaten artık gerekli adımlar atılıyor. Yani büyük çaplarda artık büyük adımlar yapılmaya başlandı. Ben bu sene biliyorum 200 civarında kadro açıldı devlette. Tabii tüm Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde, daha doğrusu tüm dünyanın ihtiyacı var. Yani bugün Amerika'da da dernekleri incelediğinizde aynı ifadeyi onlar da kullanıyorlar. Diyorlar ki Amerika'nın diyetisyene ihtiyacı var. Efendim Avrupa'nın diyetisyene ihtiyacı var. Afrika'nın diyetisyene ihtiyacı var. Kore'nin diyetisyene ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin diyetisyene ihtiyacı var. Yetiştiren bölümler az. Yetiştirmesi de çok zor. Hani gerçekten ben çoğu zaman şunu ifade ettim kendi akademisyen arkadaşlarımla da. 4 yıllık değil 5 yıllık olması gereken bir eğitim olduğunu düşündüm.
O yüzden de her öğrencimize de yüksek lisans imkanı sağlamak zorundayız. Benim üniversitemde hem bütünleşik yüksek lisansla hem normal yüksek lisansla, yani hem 3. sınıftan itibaren hem 4. sınıftan itibaren bu imkanları öğrencilerimize tanıyoruz. Yani Sağlık Bilimleri Enstitüsü bunun yüksek lisans formatlarını da yetiştiriyor. Ben her öğrencime de yetiştirdim, her öğrencime de bunu tavsiye ediyorum. Tabii kriterleri tamamlamak koşuluyla. Şimdi Fatma Hocam, bu beslenme diyetetikte bölümler var. İşte onları bir sayabilir misiniz? Tabii, kendi içinde de branşlaşıyoruz aslında. Zaman içerisinde ve nerede çalışıyor? Zaman içerisinde de 3 farklı alan olduğunu göreceğiz. Zaman içerisinde ona ilerleyeceğiz. Dernek olarak da akademik anlamda da bu bölünmeyi sağlayacağız. Biri toplu beslenme alanı, diğeri toplum sağlığı alanı, diğeri klinik diyetisyenlik. Yani 3 farklı alanda çalışabiliyoruz. Klinikte çalışabiliyoruz. Korunma dediğimiz sağlık alanında, toplum sağlığı alanında çalışabiliyoruz. Biri de toplu beslenme, toplu beslenmenin yapıldığı alanlarda. Yani sadece bireye özgü değil, toplu olarak beslenmenin yapıldığı alanlarda da çalışabiliyoruz. Tabii bu bizi üretimde de çalışma fırsatı sağlıyor. Yani üretilen maddelerin, gıdanın üretildiği yerde de çalışma fırsatı sağlıyor. 3 farklı alanda hem korunmada, hem üretmede, hem korunmada, hem de tedavide ve rehabilitasyonda, yani kişilerin iyileştikten sonraki durumlarını sürdürmede de, iyi durumlarını sürdürmede de aslında yani aslında 4 farklı alanda çalışabiliyor diyetisyen arkadaşlarımız. Çok güzel bir meslek. Hastanede istihdam ediliyorlar değil mi? Bu üç tabii bizim, branştan. Bizi belki de hani çoğu zaman şunu düşünüyor, diyetisyen, beslenme ve diyetik bölümünde okuyorum dediği zaman herkesin aklına pat obezite geliyor. Yani diyetisyen obeziteyi tedavi eder. Halbuki bir kişinin anne karnına düşmesinden 3 ay öncesinden gebe kadının sağlığından başlarız. Yani gebe kalmayı planlamış bir kadının sağlığı nasıl sağlıklı beslenmesi konusundan başlayıp o çocuğun varlığı, bebeğin varlığı, çocukluğu, gençliği, orta yaşlılığı, yaşlılığı ve mezara kadar. Yani beşikten mezara kadar insanın her halini beslemek üzere yetiştiririz öğrencilerimizi. Her halde gereklidir insanlara diyetisyen. Sadece hastalık anında değil, bir de pek çok hastalıktan korunmak için. Mesela kanserden korunmak için. Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için. Diyabetten, kronik hastalıklardan korunmak için. Yine pek çoğu için ve genetik taşıdığımız özellikleri olabildiği kadar geciktirebilmek için de korunma adına da pek çok diyetisyene başvurur insanlar. Ben bugün Florya Hastanesi'nde, yani üniversitemizin hastanesinde de yine haftada 2 gün ayrıca bireye ve topluma özgü olarak da çalışmaya devam ediyorum. Çünkü bu işin içerisinde hem hastaya dokunmaya devam etmek de var. Yani sadece eğitim, sadece akademik alan değil, bir taraftan hastaya dokunmaya da devam ediyoruz ki kendimizi her zaman dinamik tutup topluma faydalı olabilmek için. Yani pek çok işi bir arada yapabiliyoruz. Şimdi Ömer Faruk şöyle bir soru sorun. Ben birini diyetisyenli tutuyor yaklaşık herhalde sıralaması ama evet. Hangi özelliklerinden dolayı seçmemi önerirsiniz tarzı bir kısaltma. Kendini sağlığa yakın hissediyorsa. Sağlıkta da şöyle temel özellikler var. Ben insanlarla iyi iletişim kurarım. Ama ben günceli takip edebilirim. İngilizcem olsun istiyorum. Çalışkanım. Sürekli bunu yapabileceğim. Ve bu konuda mantıksal düşünmeyi açıksa ve hareketli olmayı istiyorsa, yani sadece masa başında değil, hem masada hem insana temas ederek hem yönetimde hem matematikte çalışmak istiyorsa, tıba çok yakın olmak istiyorsa, o zaman beslenme yazabilir. Bir taraftan da nöbeti olmayan bir meslektir. Hakikaten bu açıdan da bizi çok mutlu eder. Mesela benim yaşım söylemek istemiyorum ama ortanın üstünde diyelim. Ama ben bu yaşımda bile bunu yapmaya devam edebiliyorum. Ama ince bir işte çalışıyor olsaydım bunu yapamazdım. Halbuki ben yazdıklarım ve çizdiklerimle ve yönetim gücümle ve eğitim gücümle çalışmaya devam edebiliyorum. Yani yaşım kaç olursa olsun ben diyetisyenlik yaparım. Yapmaya devam edebilirim. Ta ki konuşma yeteneklerimi kaybedinceye kadar. Bu da çok önemli. Şimdi kaç yaşına kadar bu işi sürdürebilirsiniz? Bazı işler çok uzun süre sürdürülemez. İnsanı çok yorar. Hakikaten kadınların da erkeklerin dikkat ettiği şeylerden birisi bu. Ben bütün ömür bu işi yapabilir miyim? Çok önemli noktalardan birisi. Bütün bir ömrünüzü bu işle sürdürebilir misiniz? Evet. Evet, Recep Baltaş Çanakkale'den arıyor. Merhabalar Recep Bey. Recep Bey. İsmail, orada arkadaşlar bir sorun var zannediyorum. Recep Bey merhaba.
Evet, zannediyorum sorun var. Onu tekrar. Şimdi Sağlık Bilimleri Fakültesinden biraz daha bahsedip değerli hocam, ondan sonra bir şeye geçelim, diğer bölümlere de geçelim. Tabii. Şimdi Sağlık Bilimleri Fakültesinde ben buradan hocam tek tek size sorarak ilerlemek istiyorum. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünüz var. Evet. Bu 4 yıllık mı hocam? Tabii bizim aslında bütün bölümlerimiz. Değil mi? Fakülte olduğu için. Fakülte olarak fakülte tüm olarak MF3 branşlarımız doğru. Ve oradan aldığımız, TM'den tabii aldığımız tüm branşlarımız 4 yıllık. Bizim bir farkımız var ama. Biz bu 4 yılın içerisinde 1. sınıfı çok güçlendirdik. Yani oraya İngilizceyi yerleştirdik. 12 saat öğrencilerimiz, 12 kredilik diyeyim daha doğrusu. 12 kredilik İngilizce eğitim alıyorlar tüm bu branşlar. Yani Sağlık Bilimleri Fakültesindeki tüm öğrenciler 1. yılda sanki hazırlık okuyorlarmış gibi İngilizce eğitim alıyorlar. 1. sınıf öyle lay lay lom değil. Bizim rektörümüzün bir ifadesi, bu çok kullandığı ifadelerden birisi. Hakikaten kolay bir okul değil. Öğrenci geldiğinde beklediği tüm eğitimi alıyor. Yani gidip ayrıca bir de başka bir yerde İngilizce eğitim, başka bir kursa gidip, başka bir yere gidip İngilizce eğitimi almak zorunda değil. Okul kendi içinde bunu öğrenciye veriyor. Aslında o cepte duran bir 5 yıl, 5. yıl. 4 yılda ama bunu tamamlıyor. Tabii ki 4 yıllık bölümler bunların hepsi. Ama herkes Bologna sürecinin hak ettiği kredi çerçevesi içerisinde pek çok seçmeli dersi ve zorunlu dersi bir arada alarak ve bir taraftan da çekirdek eğitim programlarına uyarak bu derslerin hepsini alıyorlar. 4 yıllık bir okul. Evet. Bütün hepsi 4 yıllıklar. Acil yardım. 4 yıllık bir bölüm. 4 yıllık bir okul. Çocuk gelişimi bölümünüz. Bütün bölümler 4 yıllık hocam. Tabii fakülte zaten. Hı-hı. Ben hani öylesine bir sordum. Çocuk gelişimi bölümü hakkında biraz bilmiyorum. Çocuk gelişimi bölümümüzde bizim şu an birlikte çalıştığımız 3 hocamız var. Bu hocalarımız çocuk gelişiminde alanındaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri öğrencilerimize vererek yine son derece eksik olduğunu düşündüğümüz branşlardan öğrenciler yetiştiriyor. Bu öğrenciler çocuğun gelişme aşamalarından tutun da hukuk, çocuk ve hukuk noktasına varıncaya kadar çocuğun gelişimini ilgilendiren tüm aşamaların eğitimlerini teorik ve uygulamalı olarak alıyorlar. Bu sene 3. sınıfta öğrencilerimiz 3. sınıfa geldiler. Hakikaten şöyle söyledi öğrenciler. Ya bu işin biz bu kadar meşakkatli olduğunu düşünemiyorduk dediler. Halbuki ben de onlara şunu söylüyorum. Onların hocalığını da yapıyorum. Ama bizim için çok önemli çocukların gelişimi. Yani benim teslim ettiğim, benim için en önemli şeylerden birisi şu. Ben çocuğumu kime teslim ediyorum? Çocuğumu teslim ettiğim kişi çocuğumun her hali için uzman mıdır? Yani sağlıklı olduğu her halde bir uzmana hal için uzmana ihtiyacım var. Çocuk gelişimi uzmanlığı böyle bir iş. Benim çocuğumu teslim ettiğim çok kıymetli birisi öğretmeninden önce. Tabii bu alanda da bu kadar... Yani çocukları biz yetişkinlerden ayrı tutarız. Yani yetişkinlerle çocukların sağlıkları birbirine benzemez, farklıdır. Tabii bunu iyi öğretmek ve iyi yerleştirmiş olmak lazım. Öyle bir branştır. Yani geldiğinde normal bir hekimin, normal bir mesela diyetisyenin yapacağı bir iş değildir. Çocuk gelişimi uzmanları ayrıca yetiştiriliyor üniversitemizde ve çok hassas olduğumuz bölümlerden birisi, geleceğimizi planladığımız yerlerden birisi. Evet Fatma Hocam, Birun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden söz ediyorsunuz. Dil ve konuşma terapisi bölüm. Bunu çok soruyorlar yalnız. Ben acaba şöyle söylüyorum kendim için her zaman. Hakikaten 25 yıl evvel ülkede eğer dil konuşma terapisi bölümü olsaydı ikinci sıraya diyetisyenlikten sonra yazabileceğim ikinci bölümlerden birisi oldu. Ben hem her zaman afet yönetimi için de aynı şeyi söylüyorum. Dil konuşma terapisi için de aynı şeyi söylüyorum. Yani tanıtım için üniversitemize gelenlerle de paylaştığım bir konu. Çok ihtiyacımız var. Hem ülke olarak çok ihtiyacımız var. Hem de yetiştirilişlerini ben inceledim. Hani onların akademik programlarını sürekli yorumluyoruz. Bu kadar mı ince işlenir? Bu kadar mı zor bir iştir ve de? İnsanların dilde konuşurken ve diliyle, yutmasıyla ve diliyle alakalı pek çok problemi var. Ve bunu sadece kulak burun boğaz uzmanlarıyla ya da çene cerrahlarıyla giderebilmek mümkün değil. Otizmden tutun da ya da otizm spektrum bozukluklarından tutun da normal kekemeliğe kadar pek çok sağlık problemi var insanların dil ve konuşmayla alakalı. Bu noktada bu terapistler, yetişen terapistler ki çok detaylı çalışıyorlar. Hani şan dersinden tutun kulak burun hastalık, boğaz hastalıklarına kadar alanda yetişmiş uzmanlar tarafından yetiştiriliyorlar. 4 yıllık normalde yurt dışında daha da uzun sürede ya hatta yüksek lisansla verilen bir eğitimken biz çok yoğunlaştırılmış bir programla bunu 4 yıl içerisinde başarıyoruz. Ve çok donanımlı yetişiyorlar.
Evet, sevgili öğrenciler, özellikle sağlık fakülteleri, tıp, işte beslenme, diyetetik ve benzeri, ki Fatma Hocam bunları sayıyor. Buna ilgi duyanlar mutlaka bu programı çok dikkatle izleyin. Fatma Hocam, bu yıl tanıtım günleriniz var galiba Birun Üniversitesi'nde. Evet, bütün üniversitelerin tanıtım günleri var. Şu an, biz buna 18'inde başladık. 18 Temmuz'dan beri hiç tereddütsüz her zaman BİFİL hepimiz orada. Saat 8 dediğiniz gibi 8'de akşam 9 aralığında tanıtım günlerimizi devam ediyoruz. Kampüsünüzün içinde Kampüsümüzün içerisinde buna devam ediyoruz. Ve bu tanıtım günlerinde pek çok detay soru geliyor tabii öğrencilerden. Daha ince detaylarda sorular da geliyor. Biz bu soruların hepsini onlarla paylaşıyoruz. Üniversitemizi ve hastanemizi gezdiriyoruz. Florya'daki yine hastanemiz hizmet vermeye devam ediyor. Öğrencilerimiz her iki alanda da hem kampüste hem hastanede üniversitemizi tanımak için geliyorlar, icabet ediyorlar. Tabii geçmişi, geçen seneye nazaran galiba sokağa çıkmaktan biraz tedirgin oldular ama bunu hem internet ortamından hem telefonlarda hem gelerek icabet etmeye devam ediyorlar üniversitemize. Evet, tedirgin olacak tabii ki, bir şey yok. Üniversiteyi tabii ziyaret etsin çocuklar. Tabii gelsin. Bizim için daha biz her zaman oralardayız. Biz ayakta duruyoruz. Hepimiz ayakta duruyoruz ve bu iş devam ediyor. Doğru olan ne burada? Geleceğimizi doğru planlamak. Aynen. Bu karambolde hata yapmamak ve doğru meslekleri seçmek. Tıp istiyorlarsa tıp, sağlık daha mı iyi iş buluyor diye çok soru geliyor bana. Ben geçmişte de öğrencilerime şu soruyu sordum. Neden bu mesleği seçtin? Hem ben daha evvel tıp fakültesine de görev aldım. Hekimlere de hocalık yaptım. Hali hazırda da devam ediyorum hocalık yapmaya. Diyetisyenlere de hizmet ettim. Soruyorum her zaman, neden bu mesleği seçtin? Kim bu işte başarılı olabiliyor musunuz? Severek geldim, istedim, isteyerek geldim diyen çocuk çoğu zaman çok yükseklere tırmanıyor. Kesinlikle. Çoğu zaman çok isteyerek geldiğinde. Ama para istedim, kariyer istedim filan dediğiniz vakit biraz daha böyle insanın düşünmesi gereken noktalar. Seviyorlarsa bir de her meslek kıymetlidir. Ben kendi mesleğimden bahsediyorum ama şunu da açıkça söylüyorum. Aslında her meslek kıymetlidir. Kıymetsiz hiçbir meslek yoktur. Tabii. Yeter ki işin içerisinde iyi yetişmiş olalım. Ebelik bölümü Fatma Hocam, evet. Yine sağlık bilimleri fakültesi. Evet, yeni açtığımız bir bölüm. Yeni açtınız. Yeni açtığımız bir bölüm. Ben bir kadın olarak söyleyeyim. Ebelere ihtiyacımız var. Elbette ki kadın doğum mütehassıslarımız, uzmanlarımız bizim için çok kıymetli ama ebelik mesleği geçmişten bugüne kadar, yani aynen hemşirelik mesleği gibi, hekimlik mesleği gibi çok eski mesleklerden birisi. Ama tabii üniversal düzeyde, bilimsel düzeyde artık yapılan işlerden birisi. Mutlaka lisans eğitimiyle yapılması gereken işlerden birisi. Çok iyi planlanıp, çok iyi yürütülmesi gereken, başlangıçta, hayatımızın başlangıçta doğru dokunuşlarla yürütülmesi gereken, kadının evinden, hastaneden, evinde ya da hastanesinde yapacağı, kadın sağlığı ile ilgili pek çok noktada onlara doğru danışmanlık yapan, doğru hizmet veren, mutlaka hekimle birlikte çalışan çok önemli işlerden birisi. Yine programlarını çok titizlikle ve hassasiyetle oluşturduk. Tüm eksikliklerini görerek, ülkemizin ve dünyadaki eksiklikleri görerek ve bu açıkları kapatarak yine bu çocukların eğitimleriyle uğraşıyoruz. Yine akademik kadroları son derece güçlü bu, tüm bu branşların. Güçlü branşlarla, güçlü olarak ilerlediğimiz, yeni başladığımız, yeni açtığımız alanlardan birisi. Fatma Hocam, ergoterapi yine Birun Üniversitesi'nin bölümlerinden biri. Yeni bir meslek. Herkesin bildiği çok böyle. Ne çok demek? İş ve uğraşının 2 yıllık değil 4 yıllık versiyonu nasıl bir şeydir diye sorarsanız, insanları bunu her zaman şöyle düşünmemek lazım. Fizyoterapistlerle ergoterapistler çok fazla birlikte çalışırlar. İş ve uğraşı işin öğretildiği ya da insanları tekrar hayata kazandıran önemli mesleklerden birisi. Şöyle bir iş yapar. Mesela diyelim ki bir kişi bir sebeple yaralandı. İş yapamaz hale geldi. O kişiyi tekrar çalışma hayatına ya da kendi ev hayatına ya da mesleğine tekrar kavuşturabildiğimiz işlerden birisidir. Bunu sadece fizyoterapistlerle yapabilmek mümkün değil. Çok detayda inceleyin. Belki de bazen meslek değiştirmesi bile gerekebilir ama bütün bunların öğretildiği önemli işlerden birisi. Tabii o kadar profesyonel ilerlemesi gerekiyor ki rastgele bir meslek grubu tarafından yürütülebilecek bir iş değil. Mutlaka bu tarz kişilerde, yani bir şekilde yetisini, çalışma yetisini,
hayatı olan yetisini kaybetmiş kişileri tekrar hayata kazandırabilmek sadece esenlendirme ile yapılabilecek bir iş değil. Tekrar o kişiyi çalışma hayatının içerisine, ev hayatının içerisine kavuşturabilmek için uğraşan özel uzmanlar. Ve yeni bir meslek ve çok aranılan, aslında arandığında da zor bulunan işlerden birisi. Biz gerçekten ergoterapiyi duymayışımızın sebebi çok fazla olmayışlarından. Bölüm olarak da yok herhalde başka üniversitelerde. Var, birkaç devlet üniversitesinde daha var. Birkaç devlet üniversitesinde daha var ama doğrusu mu çok özel bir alan olduğu için herkesin yürütebileceği, herkesin eğitimini verebileceği bir alan değil. O yüzden biz üniversitemizde çok kıymet verdiğimiz işlerden birisi, bölümlerden birisi. Evet Fatma Hocam, çok rağbet gören bir bölüm. Evet sevgili öğrenciler, Biruni Üniversitesi konuğumuz. Tabii burada Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni değerli hocamızla, Fatma Çelik hocamızla konuşuyoruz. Ve özellikle çok soru gelen bir bölüm. Ama ondan önce Karakaş Kocaeli Tıp Fakültesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fatma Hocam, şimdi Kocaeli Tıp'ı niye Fatma Hoca'ya soruyor? Fatma Hocam, Kocaeli Tıp'ı soruyor çocuk, madem bir anlayalım. Yani tabii ben devlet üniversitelerine bir şey söylemek istemem. Herkes kendi çapında iyidir. Sorarsanız ben devletten emekli, Yükseköğretim Kurumu'nun akademisyenlerinden biriyim. Yani her meslekte kıymetlidir. Fakülte, yani özellikle üniversite olarak sorduğu için bir şey demek istemem ama akademik açıdan hep birbirimizi tanıyoruz biz. Birlikte yetişiyoruz. Öyle ya da böyle toplantılarda bir araya geliyoruz. Ben Kocaeli Tıp Fakültesi'nin hocalarını tanıyorum. Son derece kıymetli kişiler. Tabii bu seçim, hani devlet mi, özel mi, tüzel mi diye sorarsanız ben devletten emekliyim. Her iki tarafı da seçtim aslında. Dönem dönem aynı anda hem devlette hem özelde çalıştığım günler de oldu, yani görevlendirmelerle. Devletin statikosuyla özel üniversiteler, vakıf üniversitelerinin hareketliliği pek birbirine benzemez. Biz gerçekten çok hızlı üretiyoruz. Yani vakıf üniversitelerin, özellikle benim üniversitemin, Biruni Üniversitesi'nin üretim gücü ile yarışabileceğini zannetmiyorum devlet üniversitelerinin. Evet, yani Fatma Hocam diyorsunuz ki Kocaeli Üniversitesi iyi bir üniversite. Tabii ama ki Biruni Üniversitesi çok çok iyi bir üniversite. Ben böyle anladım. Yani biz daha dinamiyiz diyebilirim. Evet, özel sektörün getirdiği tabii özel, bir şey de var. Özelin getirdiği şeyler var. Fatma Hocam, bir soru yine bunlar Instagram'dan geliyor. Fizyoterapi nasıl bir bölüm ve hemen eklemiş. Hı hı. Moleküler biyoloji ve genetik nasıl, iş imkanı nedir? Tabii burada ikisini de birleştirerek. İkisini de birleştirdiğimizde fizyoterapi ve moleküler biyoloji genetik. Moleküler biyoloji ve genetik bizim üniversitemizde İngilizce yürüyen işlerden birisi. Geleceğin mesleklerinden birisi. Ben nütrigenetik alanında çalışıyorum bir taraftan da. Genetik alanının özellikle şu son gelişme, insan gen projesinden sonra çok geliştiğini ve çok adam aradığımız alanlardan birisi. Ben hani kendi üniversitemde de genetik diyetler, yani genetiğe uygun diyetlerle de ilgilendiğim için bu alanda adam arıyorum. Var mı deseniz, ben tabii üniversitemde şanslıyım. Benim üniversitemde bu alanda yetişmiş kişiler var. Peki bu iş için kurulmuş firmalar yeterince moleküler biyoloji ve genetik uzmanı bulabiliyorlar mı ülkede? Maalesef. Onun için biz zaten bu meslek grubunu açtık. Yani mühendislik fakültemizde moleküler ve biyoloji genetik bölümünü oluşturduk. Ülkenin bu alanda ihtiyacı olduğu için. Doğru kişilerle doğru kurumları birleştirdiğinizde de son derece kıymetli bir meslek. Pek çok genetik firması tanıyorum. Bunların pek çoğunun genetik alanında çalışmış uzmanlara ihtiyacı var. Peki yeterince bu alanda yetişmiş kişi var mı? Yok. Biz üniversite olarak buna talibiz ve insanları bu alanda yetiştirmeye çalışıyoruz. Fizyoterapi için fizyoterapistlerle ben oldum olası çok çalışmışımdır. Her zaman birlikte çalıştığımız işlerden birisi. Nasıl beslenme konuşuyorsam aynı şekilde egzersiz ve onunla ilgili tedavileri de çok fazla konuşuyorum. Dedim ya, her meslekte kıymetlidir. Biz ekibin, siz bana sürekli, hani gençler ekibin sürekli parçalarını soruyorlar. Hangi parçamdan vazgeçebilirim ki? Yani hiçbir parçamdan vazgeçemem. Hangi parçam diğerinden daha az gereklidir? Mesela parmağımın ucunu sabahleyin çarptım. Benim için çok kıymetliymiş. O kadar acıyor ki sabahtan beri. Parmağımın ucu, halbuki şu an konuştuğumuz her şey, yani tüm sağlık branşlarının hepsi insanlar için çok kıymetli bölümler. Bu alanların hepsinde kaliteli eğitim aldığınızda, doğru bir üniversitede, doğru etiketle, doğru işler yaptığınızda gerçekten iş bulamama ya da sevdiğiniz bir işi yapamama şansı yok. Benim üniversitemin bir avantajı daha var. Diyelim ki girdiğinizde üniversitemde bir bölümde okuyorsunuz. Ama çok da başarılısınız. Başarılı olma kriteri var burada.
yatay geçişlerle ya da dikey geçişler, yatay geçişlerle bölüm değiştirme şansınız ya da çift anadal yapma şansınız var mı? İşte vakıf üniversitelerinin avantajlarından birisi ortaya çıkıyor. Ben kendi üniversiteme mesela, kendi bölümüme tıp fakültesinden öğrenci kabul ettim bu sene. Bakın tıp fakültesinden tabii başka bir üniversite. Tabii bakın başka bir üniversitenin tıp fakültesinden bir bölüm öğrenci. Benim kendi bölümümdeki bir öğrenci geçen sene üstün başarı göstererek diş hekimliği fakültesine geçti. Üstün başarı göstererek bu imkanı kullanabildi. Benim okuduğum dönemde böyle şeyler hiç kimsenin yapabileceği şeyler değildi. Üstelik de kendi fakültemizin içerisinde çift anadal yapmak çok önemli bir avantaj. Ya da yan dal yapmak ya da bütünleşik yüksek lisans yapmak. Evet Fatma Hocam, bir reklama gideceğiz. Sevgili öğrenciler, Biruni Üniversitesi İstanbul'da gerçekten özellikle sağlık bölümleriyle de çok kendini hissettiren bir üniversite. İşte tıp fakültesi, eczacılık, diş hekimliği veya sağlık bilimleri fakültesinin o altındaki bölümleri, beslenme, diyetetik başta olmak üzere ya da FTR dediğiniz kısaltmasıyla bölümleri tercih edecek öğrenciler. Birbirinize haber verin. Ben bir duyuruyla hemen reklama pas atacağım. Sevgili öğrenciler, biz buradan çıktıktan hemen sonra tabii ki yarın sabah saat 8'de tercih seminerimiz var. Ankara'da TED Üniversitesi Kızılay Yerleşkesi'nde sizi de bekliyoruz. Bu arada meslek seçimleri, isabetli meslek seçimi nasıl olur adlı yazıyı aslubugay.com'dan da ulaşabilirsiniz ama bonsoco.com'a girin, orada bir kitap gibi bir logo var, ona tıklayın, bu yazıya ulaşın. Bu yazıyı mutlaka okuyun. Bakın sadece bir günde 20 bin tıklanmayla görülmemiş bir rekora ulaştı çünkü çok beğenilen bir yazı. Kısa bir ara efendim. Evet efendim, konuğumuz var. Biruni Üniversitesi gerçekten hızlı yıldızı yükselen bir üniversite. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşe Çelik hocamız, Sağlık Bilimleri Fakültesi aslında beslenme diyetetik bölüm başkanı ama başka başlıklar da var hocamızın, oraya girmiyoruz. Değerli hocam, hemşirelik bölümü var, arkasından hemen odyolojiyi soracağım size Biruni Üniversitesi'nde. Odyoloji nasıl bir bilim derseniz, ben kendimi odyolog çocuklu öğrencilerimize muayene ettirdim bu arada. Hocam duymanız son derece genç dediler. Odyoloji bölümüm. Bir de benim işitme engelli bir kız kardeşim var. Benim için çok kıymetli bir meslek. Neden? İşitme problemi olanlar için kulak burun boğazı uzmanlarıyla birlikte çalışan çok kıymetli meslek grupları bunlar. Hakikaten işitmeyle, kulakla, ağzınızla, burnunuzla ilgili pek çok problem vardır aslında işitmeyi ilgilendiren. Tüm bu alanlarda bir özel gruba ihtiyaç var. İşte odyologlar bu işi yaparlar. Ayrıca onun tabii bizim okulumuzda bir de odyometri formatı var. Yani 2 yıllık öğrencilerimizi yetiştirdiğimiz tekniker formatta yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de var. Odyometri ve odyoloji ve kulak burun boğaz uzmanları bir takımdır. Bu takımın önemli parçası odyologlardır. Çünkü pek çok işitme cihazlarını, pek çok testi, pek çok yöntemi geliştiren ve onlarla birlikte bu işi yürüten, 4 yıllık eğitim veren çok kıymetli bölümlerden biri. Aslında pek ne kadar kıymetli önemli de hocamız var. Fatma tabii hocam, bakın benim için önemli, şöyle söyleyeyim. Eğer benim kız kardeşim 25 sene evvel Hacettepe'de çalışan bir odyologla muhatap olmamış olsaydı bugün konuşmuyor da olacaktı. Duymamasının yanı sıra konuşmuyor da olacaktı. Ya. Çünkü onun duymasını duyup duymadığını tespit edemeyecektik. Kim yaptı bu işi derseniz, o zamanın kıymetli bir hocası yaptı bunu. Odyologtur. Bizim üniversitemizde şu an ben dönem dönem gidip kendimi de muayene ettiriyorum. Çocuklar her an duymamda bir problem olabilir. Çünkü bazen rock grubumuzla da, çünkü ben görev alıyorum. Onların sahne yönetmenliğini yapıyorum üniversitemde. Üniversitemin pek çok kulübü de var çünkü. Orada bazen acaba duymayla ilgili problemler yaşıyor muyum diye 6 ayda bir, 1 yılda bir gidip bir bununla ilgili araştırmalar da yapıyorum. Çok kıymetli hocam. Vazgeçemeyeceğimiz alanlardan birisi. Sağlıkta çok önemli bir ekip elemanı. Evet, odyoloji, sağlık yönetimi, bir de sosyal hizmetlerimiz var ki bu çok rağbet görüyor. Sağlık yönetimini ben çok öneriyorum Fatma Hocam. Ben bir de sizden dinlemek isterim. Sağlık yönetimi, çünkü sağlıkta şimdi bu kadar geliştikten sonra sağlıkta Türkiye gerçekten çok ciddi bir atak yaptı. Hakikaten gelecekte sağlık turizminin de gelişeceğine inanarak bu alanda profesyonel yöneticilere ihtiyacımız var. Yani sadece yönetici olmak yetmez. Bir hastaneyi ya da bir sağlık kurumunu yönetmek için mutlaka sağlık nosyonuna sahip olmak lazım ki bu büyük multidisipliner takımı yönetecek bir orkestra şefine ihtiyacımız var. Bu orkestra şefleri sağlık yönetimi mensupları. Çünkü hem ekonomiden hem sağlıktan anlamak zorundalar. Tabii sağlık yönetimi bölümü de o yüzden
sağlık, bence Sağlık Bilimleri Fakültesi altında olması, yürümesi gereken işlerden birisi ve yine bizim çok rağbet gören, çok kıymet verdiğimiz, öğrencimizi yetiştirdiğimiz bölümlerden birisi. Evet, sosyal hizmetler gerçekten, özellikle sevgili öğrenciler, Biruni Üniversitesi'nde de var. Sağlık yönetimini evet. Ben öneriyorum. Bir de çok fazla fakültede yok bölüm az evet. Sayısı. Evet. Bir de ben şu düşüncedeyim. Sağlık yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde verilmesi gereken bir eğitim. Çünkü eğer sadece ekonomi tarafıyla yürürse, insana dokunmayı beceremezse bu yöneticiler, biz zorluk çekeriz. Çünkü bizim nasıl çalıştığımız, yani diğer branşların nasıl çalıştığını, nasıl hastayı tedavi etmek için uğraştığımız ya da nasıl korumak için uğraştığımızı bilmek durumundalar. Ve bir taraftan onlar da fazladan ekonomi bilmek ya da iktisat, işletme, muhasebe bilmek durumundalar. Bu işin iyi de öğretilmiş olması lazım. İyi ustaların bu işleri bilimsel metotlarla çocuklara, gençlere geçirmesi lazım. Bu konuda da kıymetli bölümlerden birisi bizim için. Evet Mustafa MF 410 bindeyim. Hangi aralıkta tercih yapmalıyım? Yüksek grupta 80 binden başla, 100 bine kadar 3 tane yap. Sonra tercihin civarına in ama 140 bine kadar da in. Bütün sıra tercihlerini yap. Kısacası puanının civarından 10 tane, üst çok yüksek 6 tane, düşük 4 tane, işte bunu yap. Şimdi bir tane daha okuyayım. Fen bilgisi öğretmenliği tutuyor. Peyzaj mimarlığı da kararsızım. Allah Allah. Çocukların kafa ne karışık. Şimdi ne alaka? Görüyor musunuz? Peyzaj mimarlığı nereye? Fen bilgisi öğretmenliği nereye? Orada oraya nasıl geçiverdiler Fatma Hocam ya? Ya hocam şöyle bir şey var. Benim tek tavsiyem var. Kendi çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Bu işi sevecek misiniz? En sevmeden yapılamayacak. Bir de yetenekleriniz nedir? Yani fen bilgisi öğretmenliği dediniz değil mi? Evet, öğretmenliği. Biri öğretmenliği, diğeri daha çok yine insanla iletişim kurdunuz ama daha çok masa başı bir iş. İkisinin yaratılışları farklı birbirinden. Hani şöyle bir soru daha net. Mesela beslenme mi, fizyoterapi mi? Çok net sorular bunlar. Hani ince detay sorular. Ama öbür türlü çok iki ayrı şey. Biraz daha gençlerin bence lisede okurken bu konuda kendilerini ara sıra tartmaları lazım. Hangisine daha çok ısınacaklarını bilmek için. Bizim böyle avantajlarımız yoktu. Gerçekten o zaman biz Ankara'ya yetiştik. Belki çok hani önümüzde dershane gibi olanaklar vardı ama şimdi Türkiye'nin her yerinde bu imkanlar var. Bir de internet dediğimiz, iletişim dediğimiz şey bu çağda o kadar gelişmiş durumda ki pek çok şeyi aslında bütün detayı da öğrenebilirler. Bu noktada ruhlarını da kendi ruhlarını es geçmeden mutlaka buna parmak basmaları lazım. Yani iki farklı çok alakasız iş. Peki yapılabilir mi hobi olarak? Biri gerçekten olsun da diğeri hobi olarak yürütülebilir mi? Neden yürütülmesin? Pek çok örneği var. Yani pek çok yan taraftan yürütebildiğimiz iş var. Onları da düşünebilirler aslında. Evet Fatma Hocam, sağlık hizmetleri Biruni Üniversitesi. O vurguyu da verelim. Sevgili öğrenci, aradan yayına giriyorsunuz bazen. O atıştan Biruni Üniversitesi sıklıkla anons ederek hangi üniversiteyi tanıyorsunuz onu sağlamaya çalışıyorum. Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Evet. Pek çok branşlı ders var. Değil mi? Biraz bundan sonra ortalama bir bahsedelim. Optisyenlik var, hemen burada dikkatimi çekti. Ben gözlüklüyüm, siz de gözlüklüsünüz. Bu çok bize lazım değil mi? Olmazsa olmaz. Ben yıllarca yanlış gözlük takmışım. Çok doğru, göz doktorum çok doğru bir gözlük vermesine rağmen, çok doğru bir tedavi programı düzenlemesine rağmen optisyenim gözlüklerimi odaklamadığı için ben yıllarca yanlış görmüşüm. Ya da doğru cam, doğru çerçeve kurgulamadığı için. Bu diyeceksiniz ki ya bunun için ne gerek var okul okumaya? Bunun için çok şeye gerek var. Ben şu an mesela doğru bir optisyenin vermiş olduğu gözlüğü kullanıyorum. Son derece rahatladım. Görmek kadar kıymetli bir şey var mı? Kesinlikle. Hakikaten şimdi nereden vazgeçebiliriz diyorum ya, ben gözlüğümden vazgeçemem. Bana uzvum gibi geliyor. Bazen gözümde olduğunu unutuyorum. Çünkü doğru bir optisyen ayarladığı için. Yani gözümde olduğunu unutup gözlüğümü aradığım pek çok zaman olmuştur. Optisyenlerimiz çok kıymetli. Bizim ve çok hem makine başında, yani el becerisi de gerektiren ve kendi işlerini kurabildikleri çok kıymetli bir iş. 2 yıllık okusaydım düşünür müydüm? Düşünürdüm. Ben bu arada Süleyman Bey kimya lisesi mezunuyum. Yani aslında kimya teknikeriyim. Üzerine üniversite okudum. Yani mesleklerin şöyle bir avantajı da var. Diyelim ki ben şu an oku deseniz nerede okurdum? Yani okur muyum tekrar? Evet, tekrar okurum. Muhtemelen dil konuşma terapisi ya da acil yardım afet yönetimi okurum. Okunur mu? Okunur. Değiştirebilir miyim kendimi?
Evet, değiştirebilirim. Yani bu da çok önemli bir avantaj. Üniversite eğitiminin büyük avantajlarından birisi. Liseniz gibi değil, yapışıp kalmıyor yani. Podoloji diye bir bölüm var. Bundan ne anlamalı çocuklar? Podoloji, burada çocukların karıştırdığı şey şu. Pedikür mü? Yani acaba hani yaptığımız şey bu olabilir mi? Ayak bakımı mı? Halbuki şunu unutmamak lazım. Pek çok diyabetik hastamız ayağını kaybeder. Pek çok hastamızın podologları, iyi podologları alsa, olsaydı eğer bu ekibin içerisinde podolog da ortopedistle ya da endokrin uzmanıyla birlikte çalışıyor olsaydı, o ayaklardaki oluşan deformasyonları, sorunları giderebilecek bir endokrinoloğun, ortopedistin yanında bulunan bir podologla hareket etmiş olsalardı, pek çok insan bugün bu sakatlıklarla uğraşıyor olmayacaktı. Bakın, ayak yaraları, trafik kazalarından sonra gelişmiş ayak kusurları, mantar enfeksiyonları, tırnak batmaları, tırnak düşmeleri, bütün bunların hepsi çok ciddi ayağımızla alakalı sağlık problemimiz. Biz ayaklarımızın üstünde varız. Ben ayaklarımı çok önemsediğim için bugün ayağımın rahat edebileceği ayakkabıyla geliyorum. Ama kaç kişi bunu biliyor ki? Ya da kaç kişi bunu doğru seçebiliyor ki? Ayaklarımız en az gözümüz kadar bizim kıymetli. Çünkü ayaklarımızın üzerinde varız. Ve ayağımızla ilgili sağlık problemlerinde hekimlere yardım edecek bir uzman gruba ihtiyacımız var. Bunlar teknikerler ve podolojide yetişiyorlar. Evet, şimdi o uzun bir isim. Fatma Hocam, lütfen bunu Türkçe'ye çevirin. Buyurun. Ortopedik, ortez ve protez. Ortez ve protez. Ortez ve protez. Ortez ve protez. Bu da uzvunu kaybetmiş. Mesela baş parmağımızı kaybettik. Baş parmak. Peki bu baş parmak nasıl tekrardan baş parmak fonksiyonu geliştirecek? Buraya bir cihaz eklemek lazım ki yani bunu gerekli. Şu bardağı tekrar tutabileyim. Evet. Tekrar tutabilmek için benim çok doğru bir cihazla hareket etmem lazım. Bu doğru cihazı geliştirecek ve bunu üretebilecek kişilere ihtiyacım var. Yani benim tekrar bu fincanı tutabileceğim, fonksiyona getirecek cihazı geliştiren kişilere ihtiyacım var. Ve bunu üretebilmeli de. Ortez protezde bunu yetiştiriyoruz. Erkeklere çok yakışıyor hakikaten. Kadın öğrencilerimiz ara sıra dönem dönem seçmiyor değiller. Seçiyorlar ama geldikleri vakit biraz böyle çocukken kamyonla, otobüste, işte cihazlarda böyle işte testereyle oynamış olmak gerektiriyor. Yani biraz el becerisi gerektiren kıymetli işlerden birisi. Hakikaten Başar Hoca da bu konuda çok yetenekli olan hocalarımızdan birisi. Bu bölümde yetiştiriyoruz. Fatma Hocam, burada evet bir kez daha söylüyorum. Biruni Üniversitesi konuğumuz ve Profesör Doktor Fatma Çelik hocamız, Besleme Diyetetik Bölüm Başkanı. Hani o hep sorduğunuz bölümün başkanı, ama burada bir de yukarıda bir odiyoloji gördük. Ama yüksekokulda bir de odiyometri gördük. Aynen. Teknikerleri bakın. Odyologlar yetmediği gibi bir de odiyometristlerimiz de var. Yani biz bir ekipte çalışırken bir şeyde, hastanede kulak burun boğaz uzmanı sizi odiyoloji bölümüne gönderdiğinde orada bir ekip sizi takip eder. Bu ekibin başında odyolog vardır. Yanında odyoloji, odyometri teknikerleri görev alırlar. Çünkü tek başına sadece öndeki odada odyolog çalışırken geri planda diğer alanlarda da odyometristler görev alır. Yani burada rastgele bir kişinin durabilmesi mümkün değildir. Çünkü kullandıkları cihazlar çok teknik cihazlar. Yani bu teknik cihazın nasıl çalıştığını, nasıl yürüdüğünü, nasıl ölçtüğünü yürütebilecek kişilere ihtiyacımız var. Bir taraftan hastayla muhatap olan bir kişiye, ki bu uzmandır, odyologdur. Arka planda da teknikerlere ihtiyacı var o grubun. Odyometristler bu alanda yetişir. Yani o cihazları onlar bakar, onarır, kullanır, eder. Odyolog karar verir, noktaya ilerletir ve hekimle muhatap olur. Odyometristler odyologla muhatap olur. Odyologlar hekimle muhatap olur. Büyük bir ekip yine. Evet, burada yine izleyicilerin perfüzyon teknikleri diye bir bölümümüz var. Ne iş yapar Fatma Hocam? Aman Allah gerektirmesin. Büyük Yapmayın. Ameliyatlar var. Kalp ameliyatları var. Büyük açık ve kapalı yürütülen pek çok kalp ameliyatı var. Açık ve kapalı yürütülen kalp ameliyatlarında özellikle bir cihazımız var. Bu cihaz, bu yani yapay kalbin bağlandığı cihazı kullanabilecek teknikerler lazım. Çünkü sizin kanınız komple geçer o cihaz. Onu içine alır, kullanır, tekrar sizin vücudunuza getirir. Burada çalıştırdığımız teknikerdir. Yani cerrahla birlikte ameliyathanenin içerisinde
kalp damar cerrahiyle birlikte ameliyathane içerisinde bu büyük pompayı çalıştıran özel bir grup. Kimin ucundaki, o pompanın ucunda kim var? O ameliyatı olan kişi var. Bıçaklar, bistürler kim elinde? Cerrahın elinde. Pompayı kim yönetiyor? Pompayı perfüzyon teknikerleri yönetiyor. Ne kadar önemli. Bakın ince detayda çok önemli bir iş. Hakikaten de korktuğum, tedirgin olduğum, öğrenmeye merak ettiğim, hakikaten nasıl çalışıyor dediğim, keşke bilseydim dediğim işlerden birisi. 2 yılda biz bu öğrencileri 4 dörtlük yetiştiriyoruz bu alanda. Fatma Hocam, size bir soru var. Besleme, diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyondan. Hı hı. Bunun ikisinden hangisini önerirsiniz diyor. Ama ben kendi mesleğimi öneririm. Notu çok önemli, aldığı şey çok önemli. Bakın FTR bölüm başkanı kız mısınız? İkisinin arasındaki fark ne biliyor musunuz? Benim mesleğim insana konuşarak dokunur. Fizyoterapistler hastaya dokunur. Kişiye dokunur yani. İkisi de nöbet tutmaz. İkisi de birbiriyle çok arkadaştır. Birlikte çalışırlar. Aramızdaki büyük fark, onlar daha fazla anatomi ve anatomiyle uğraşırken biz daha fazla biyokimya ile uğraşırız. İnsan eğer hasta üzerinde çalışırken biz hastanın dışında sağlıklıyla da ve ekonomiyle de ve gıdayla da çok uğraşırken fizyoterapistler ve fizyoterapistler yoğun bir şekilde fizik tedavi uzmanlarıyla çalışır. Biz galiba biraz daha hastanenin bütününe muhatapken fizyoterapistler daha çok fizik tedavi gerek, ortopedi, fizik tedavi uzmanlığı, işte beyin cerrahisi gibi ya da işte genel cerrahi gibi alanlarla çalışır. Biz tüm hastaneye dokunuruz. Hastanenin hem çalışanına, hem bebeğine, hem yetişkinine, hem yaşlısına, en üstten en alta kadar herkese temas ederken fizyoterapistler biraz daha özel gruba temas ederler. Bir de hastaya temas etmek gerekir. İkisi arasındaki büyük fark bu. Bunu ayırt edebilirlerse birbirimize çok yakın iki mesleğiz aslında. Evet Fatma Hocam, artık son dakikalara girdik. Ben buradan da biraz tıp fakültesine geçeceğim ama sizlerin yurt olanakları, kampüs olanakları kısaca da şöyle bir özetleyebilirseniz Fatma Tabii, Hocam. Tabii. Bu sene biz çok şık bir yurdumuz var hakikaten. Bazen dönem dönem şöyle dedim, acaba gidip ara sıra ben de kalsam mı evde canım sıkıldığında diye. Açıkçası şu an Topkapı'da Cevizli Bağ'da, ya da öyle söyleyeyim. Çok özel bir yurtla birlikte çalışıyoruz. Bu yurt sayesinde öğrencilerimiz bu sene okula 8 dakikada gidip gelebilecek. 8 dakikada gelebilecekler. İstanbul için 8 dakikada okula gidebilmek çok büyük bir lükstür. Ve üstelik geri döndüğünüzde sıcak yemek, çok şık bir oda, bütün hizmetlerinizin yapılmış olduğu, sizi güler yüzle karşılayan, aile sıcaklığı veren bir yurtta olması, ben anne olarak söyleyeyim, benim çok arzu ettiğim şeylerden birisi. Biz böyle bir yurda sahip bir üniversiteyiz. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum, 8 dakikada okula gidebilmek ve tüm bu güven, bir annenin, bir velinin tedirgin olabileceği tüm şeyleri organize edip çocuğa sağlamış bir yurt da İstanbul'da kolay kolay bulunabilecek bir şey değil. Güvenme, barınma, beslenme, okula yakın, çocuğun evinde bulabileceği konforu rahatlıkla onlara sağlayan ve fiyatları ortalama olan bir yurda sahip olmak bir üniversitenin hayalidir. Biz bu hayalimizi gerçekleştirdik bu sene. Öğrencilerimiz böyle bir yurda sahipler. Hem de İstanbul'un ortasında. Yani bu da çok önemli bir şey. Yani kenarda, köşelerde, bir yerlerde değil, İstanbul'un içerisinde metrobüsün ve metronun çok kolay ulaşılabildiği, toplu ulaşıma çok kolay ulaşılabilen bir yerde bir artık yurdumuz var. Ve de çok da şık, ara sıra deneyeceğimi düşünüyorum bu sene açıkçası. İnşallah eşim bu kararımdan dolayı beni kınamaz. Evet Fatma Hocam, tabii Eczacılık Fakültesi var. Son 30 saniyeye girdik. Böyle düşünün lütfen. Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği var. Mühendislik, Doğa Bilimleri var. Eğitim Fakültesi var. Bunlara çok detay giremedik ama kısaca söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam. Biz bir tematik üniversiteyiz. Biz sağlık alanının tematik üniversitesiyiz. Sağlıkta pek çok grupta açık var. Bu grupların, bu bahsettiğiniz bölümlerin hepsi de bu açıkları gidermek üzere kurgulanmış şeyler. Yani rastgele düşünerek açtığımız fakülteler değil hiçbirisi. Mesela eğitim fakültesinin içerisindeki özel eğitim branşı bu ülkenin çok ciddi ihtiyaç gördüğü alanlardan birisi. Eczacılık fakültesi bugün klinik eczacılıkta yine ülkemizde çok ciddi açık olduğunu ve bunun kapatılması gerektiğini biliyoruz. Bazen öğrenciler diyorlar ki acaba eczacılık geçmişin çok önemli mesleklerinden birisi ki, diş hekimliği zaten bizim gerçekten
göz bebeğimiz hastanesinin de olduğu çok önemli el işçiliğinin ve bilimin konuştuğu çok kıymetli bir meslek. Evet Fatma Hocam, çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Adnan Yüksel Hocamıza da her zaman gibi selam ve sevgilerimizi iletin lütfen. Baş üstüne. Onun da selam ve saygılarıyla. Evet, burada tabii bir talihsizlik oldu. Adnan Hocam bir türlü konuk edemedik. Allah yüzümüze bakar evet. Hocam bir gün. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ ben olun, teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de hepsine başarılar ve doğru tercihler yapmalarını umut ediyorum. Sağ olun.